Dinçer Gıda 1978 yılından bu yana gıda bakliyat piyasasının içinde faaliyet göstermektedir. Firma, hedef ve anlayış olarak kaliteli mal üretmek, tarımsal ürünlerde en yüksek kalitedeki malın sürekliliğini sağlamak, tüketicinin damak zevkini okşayacak bir çalışmayı amaç edinmiştir. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Dinçer, Dinçer Gıda'nın dünden bugüne sektöre geliş sürecini mikrofonlarımıza değerlendirdi. Dinçer Gıda 1978 yılında Çağlayan'da gıda piyasasıyla tanıştı. 1978'den sonra 1980'li yıllarda gıda piyasasının kalbi Unkapanı piyasası idi. Unkapanı piyasasına bir geçiş yapıldı. Unkapanı piyasasında yaklaşık 2-3 yıllık faaliyetten sonra 84 yılında bağlarıyla ünlü Üsküdar'ın Bağlarbaşı semtinde konuşlandık. Bağlarbaşı'ndaki yerde 60 metrekarelik bir mağazayla başladık. Günde yaklaşık 200-250 ton civarında mal talepleri ve mal sirkülasyonları vardı. 1992'de yeni binamıza taşındık. 92 yılından bu yana buradayız. Yaklaşık şu anda kullandığımız alan 1800 metrekare civarındaki bir alan kullanıyoruz. Firmanın geniş ürün çeşitleri arasında başta pirinç olmak üzere kırmızı mercimek, bulgur, nohut, fasulye, barbunya gibi çok sayıda ürün bulunmaktadır. Dinçer'in yurt dışı ihracatında ön sırayı Almanya, Fransa ve İsveç almaktadır. Ürün çeşitlerimiz Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen ürün çeşitlerinden, tarımsal ürünlerden oluşuyor. Bu tarımsal ürünlerin başında öncelikle pirinç, ciromuzun yaklaşık yarısını pirinç ürünü oluşturuyor. Çeltik'ten üretilen pirinç. Pirincin çeşitleri baldo pirinç, osmancık pirinç ve ona benzer farklı çeşitlerden oluşuyor. Pirincin dışında kırmızı mercimek, bulgur, nohut, fasulye, barbunya, iç bakla, böğürülce, patlayan cin mısır diye tabir ettiğimiz cin mısır, aşurelik buğday gibi çeşitlerden oluşuyor. 90'lı yıllarda gelen bu bakliyat talebine firmamız da dikkate alarak 90'lı yıllardan bu yana 90'lı yıllarda paket bakliyat üretimine yöneldi. Yani bir yanıyla hem döküme diye tabir ettiğimiz ürünleri alıp satarken aynı zamanda bir paket bakliyat üretimine de geçme ihtiyacı hissetti. Bu çeşit, bunların da çeşitleri özellikle 500 gram, 1 kilogram, 2,5 kilogram, 5 kilogram ve 10 kilogramlık ambalajlı, şık ambalajlarda ürettiğimiz ürünlerden oluşuyor. Dinçer Gıda özellikle yurt içinde ağırlıkla konuşlanmış bir firma. Bizim ürünlerimiz özellikle yerel zincirlerde çok etkin bir şekilde çalışıyor ve yaygın. Yani bir yanıyla hipermarket ayağında dağıtımımız var. Onun dışında bir de distribütör şeklinde çalıştığımız, bayi şeklinde çalıştırdığımız bayilerimiz var. Bu bayi kanalıyla da özellikle küçük ve orta boy bakkal, market ve süpermarketlerde yaygın olarak satılıyor. Yurt dışında özellikle Almanya'da, İsveç'te, Kosova'da, Arnavutluk'ta, Fransa'da dönem dönem gönderdiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Mehmet Tevfik Dinçer 2009 yılında devlet tarafından verilen baklagil desteğinin sektöre önemli bir katkı sağlayacağına dikkat çekti. 2008 ve 2009 yılında bu baklagil ürünlerine bir prim desteği verildi Tarım Bakanlığı tarafından. Bu destek çiftçileri özendirdi. Biraz bu baklagil ürünlerinin üretimine olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah rekoltelerimizi arttırırız ve önümüzdeki yıllarda Dinçer gibi yüzlerce Türk firması var. Türkiye'de bu konuda çalışan Türkiye'li firmalar var. Faaliyette olan firmalar. Bunlar birer marka olarak yurt dışında belki bakliyatta birer dünya markası haline gelir. Bizim de çabamız o yönde. İnşallah çalışmalarımızda bir dünya markası haline gelme konusunda ciddi çaba içerisindeyiz. Bu şekilde çalışmalarımız devam.